Sağlık dediğimiz zaman hep tıp dedik, diş hekimliği dedik, diğer branşlar. Tabii ki. Şimdi İstanbul Okan Üniversitesi'nde hemen hemen her sağlık branşı var. Hemen söyleyeyim, eczacılık hariç. Hı hı. Ön lisans programı olarak 17 program var. Bir iki tanesini örnek vereyim. Hepsini sayacak zamanımız yok sanıyorum. Elektroneurofizyoloji diye bir bölümümüz var örneğin ve içinde nöroloji hocaları var. Yani tıp doktorları. O 2 yıllık teknisyenleri yetiştiriyorlar. Çok güzel laboratuvarları var. O laboratuvarlarda elektroensefalografiyi çekmeyi öğreniyorlar. Zor bir bölüm aslında. Ama çok iyi hocaların elinde çok aranan bir meslek oldu. Çok her tarafta da olmayan bir. Bir soru daha geldi ve hep karşılaştığımız bir sorudur. Bu tıp için sorulmuş ama bütün branşlar için geçerli bence. Cevabı da bence tek. Hani çok özel bir neden yoksa. Hani Türkçe tıp mı, İngilizce tıp mı? Bence zor olanı. Yani İngilizce tıp derim ben. Siz ne dersiniz? Yani zor olanı şöyle. Asıl siz hastayla uğraşırken İngilizce konuşmuyorsunuz. Evet. Türkçe konuşuyorsunuz. İngilizce deyimlerle Türkçe deyimler karışabilir. Ama bilimi takip etmek anlamında İngilizceyi bilmek zorundalar. O nedenle İngilizce tıp tercihi ön planda olabiliyor. Benim de önerim, mutlaka İngilizceyi çok iyi bilin. İster İngilizce tıbba girin, ister Türkçe tıbba girin. Kesinlikle. Ama İngilizceyi bilmek yani zorundasınız. Çünkü kendinizi başka türlü geliştiremezsiniz. Kesinlikle. Dünyadaki gelişmeler takip edin. Dünyadaki bilim dili şimdi İngilizce. İngilizce dergileri takip etmeler lazım. Yeni çıkan araştırmaları takip etmeler lazım. Aksi halde bilgi hemen ölüyor. Evet. Eski bilgilerde kalmış oluyorlar. Hemen şeyi de toparlayayım, o programları. Yani 17 program ön lisans var demiştik. 5 programda lisans programı var Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde. Orada da hemşirelik, fizyoterapi, beslenme diyetetik, çocuk gelişimi ve sağlık yönetimi bölümleri var. Onların hepsi kendi içlerinde belli beceri ve bilgi gerektiren meslekler ama bir tarafta da sağlık yönetimi de makro planda hepsini yönetecek bir ekip olarak ön plana çıkıyor. Bütün bunları topladığımızda hemen hemen her program var. Tabii hemen üstünde de bunların yüksek lisans ve doktora programları var. Orada da kişiler hem isterlerse akademik hayata atılmış oluyorlar, evet, isterlerse kesinlikle uzmanlaşmış oluyorlar.